Arkadaşlar herkese selamlar. Covid testim pozitif çıkmıştı ve karantinada olduğumu daha önce videoda söylemiştim. Çok şükür iyiyim arkadaşlar. Geçmiş olsun dileklerini söyleyen tüm arkadaşlarıma buradan tekrar teşekkür ederim. Bir arkadaşımız 20 bin bakım yaptırmış. Kendisinden bunun faturasını istedim. Daha önce 20 bin bakım videomuz gelmişti güncel fiyat ama bunda şanzıman yağı değişmediği için bir karşılaştırma yapmak istedik. O videoyla bu videoya bakarsınız arkadaşlar. Madde madde tek tek okumak istemiyorum. Yalnız baktığımız zaman şanzıman yağı bunda yok. Şanzıman yağı değişimi arkadaşlar 2 yılda bir ya da 40 bin de bir yapıldığını duymuştum. Aracımızı aldık, 2 yıla 1 ay kala gidin yaptırın, şanzıman yağı size sistem yaptırma diyecek. Çünkü sisteme göre tamamen, kimisi 2 yılda bir şanzıman yağı mı değişir diyor. Ama tamamen arkadaşlar sistem eğer değişir derse servis komple değiştiriyor. Zaten bakımın ne kadar pahalı olduğunu her zaman söylüyoruz. Yani ülke şartlarında her şey pahalı ama aynı orijinal ürünlerle bunu dışarıda çok daha uygun fiyatlara yapıldığı söyleniyor. O yüzden biz servise karşı değiliz ama fiyatlara karşıyız, yüksek fiyatlara karşıyız. Biliyorsunuz ben hala yaptırmadım. Bu arkadaşımız şanzıman yağı listesinde olmadığı için fiyatı daha uygun çıkmış. Hep beraber bakalım arkadaşlar listesinde hangi maddeler var ve en son ne kadarlık bir tutar çıkmış. Listemizin başında motor yağı var, yağ filtresi, LPG ile ilgili maddeler var, hava filtresi, polen filtresi, kartel tapa pundu, atık bedeli, temizlik köpüğü, bakım içiliği, bakım başlama. Arkadaşlar madde madde okuma, hava filtresi değişimi, polen filtresi değişimi, lastik kontrolü, lastik rotasyonu, lastik balansı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Rot başları, süspansiyon parçaların kontrolü, alt süspansiyon bağlantı sıkılması, aks körüklerinin kontrolü, direksiyon körüklerinin kontrolü. Diğer sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. Diğer sayfada da madde madde okumak istemiyorum. Aracın toplam periyodik bakımlarıyla ilgili zaten bunların hepsi tek madde. Okumak isteyen, bakmak isteyen de zaten şu an görüyor. Genel toplama baktığımızda arkadaşlar 2420 TL'lik bir fiyat çıkmış. Hatırlarsanız Adana'da yapılan bakımda 3700 TL çıkmıştı. Şanzıman yağı buradaki fark arkadaşlar. Şanzıman yağını çıkardığımızda 2420 TL'lik bir fiyat çıkıyor. Servis bakımının yapıldığı yer ise Ankara Bora diyebiliyorum arkadaşlar. Arkadaşımız zaten yorumlarda yazmış. Bir önceki 20.000 bakım yorumunda yazmış. Arkadaşlar video bu şekilde. Umarım bu konuyu merak eden arkadaşlar için aydınlatıcı olmuştur. Dediğim gibi şanzıman yağının değişimi 2 yılda olduğu için eğer siz bir ay önce gidip ya da telefon açıp durumu anlatırsanız, erken yaptırmak istiyorum, şanzıman yağını değişmek istemiyorum diyorsanız belki buna müsaade ederler. Çünkü daha 2 yılda olmamış olacak. Paramız da cebimizde kalacak. Bir önceki 20.000 bakım videosuna yorumlar geldi arkadaşlar. Çok teşekkürler. 20.000 bakım ya da 10.000 bakım, yani bakım konusu genellikle sıkıntılı oluyor. Fiyatların yüksek olmasından dolayı. Sizler de arkadaşlar yorumlarda yorumlarınızı eklerseniz daha fazla kişi görecektir. Sizin deneyimleriniz çok önemli. Hep beraber öğreniyoruz arkadaşlar. Umarım video bir kişiye daha faydası olsa ne mutlu. Yepyeni daha güzel videolarda görüşmek üzere.